Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sunar. Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli iş insanlarını, konunun uzmanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Ve bu haftada stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Dünya Bankası hafta içerisinde Türkiye'ye 750 milyon dolar enerji yatırımı yapmak isteyen firmalara finansman sağlama sözü verdi. Biz de istedik ki bu hafta enerji yatırımlarını, yenilebilir enerjiyi 3MS Genel Müdürü, başarılı iş insanı Sayın Emrah Angıl'la konuşalım istedik. Çok sorularımız olacak kendisine. Öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Evet, bizler sizi yakından tanıyoruz. Çok da sorularımız olacak ama yurt içinden ve yurt dışından izleyicilerimizi tanıması bakımından kısaca Emrah Angıl kimdir? Sonra şirket soruları ve sektörel sorularımız başlayacak. Buyurun. Emrah Angın, 1987 Ordu, Ulubey Koşaca Mahallesi. İlk öğretim ve orta öğretimi köyde tamamladıktan sonra Ordu Meslek Lisesi'nden mezun olduk. Ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden elektrik bölümü mezun olduk. Çok 2003 güzel. Yılında iş hayatına girdik. 2003 yılından itibaren çeşitli birimlerde, yerlerde çalışarak tecrübe edindik. Bu tecrübemizle birlikte 2021 yılı içerisinde 3EMS Elektrik firmamızı kurduk. Çok güzel. Firmamız şu an 43 çalışanı bulunmakta. İstihdam sağlıyorsunuz. İstihdam sağlıyoruz. Tabii burada taşeron arkadaşlarımız da çalışıyor. Çok güzel. Firmamız ağırlıklı sanayi odaklı. Fabrikalar hizmet veriyor. Peki orada ben dikkatimi çeken hazır konusu gelmişken 3EMS'nin bir anlamı var mı? 3EMS'nin anlamı sanayide bulunan 3 faz. Endüstriyel, evet. Makine sistemleri. Yani zaten asıl bizim buradaki amacımız da endüstriyel makine sistemleri. Yani fabrikaların daha ileri teknolojik çalışabilmesi için, sorunsuz çalışabilmesi için böyle bir şey yaptık. Yani endüstriye 4.0'a odaklandınız. Evet, yani endüstriyel 0.4'te dediğimiz gibi teknolojinin ilerisi, yani dijitalleşme, sanayinin dijitalleşmesiyle alakalı bir şey. Çok güzel. Peki burada şunu merak ediyorum. Elektrik faaliyet alanlarınız nelerdir? Elektrik faaliyet alanlarımız firma olarak biz öncelikle neler yapıyoruz? Evet, firmamız yaklaşık 22 ilde aktif olarak satış pazarlama ağı yapıyor. Çok güzel. Bu sahadaki satış mühendisi arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız ilgili fabrikalarda görüşmeler sağlıyor. Buradaki firmaların altyapılarında bir problemler olduğunda bunlara çözüm odaklı işler yapmaya çalışıyoruz. Yine elektrikle alakalı olarak inşaat sektöründe inşaat elektriği tarafımız var. Yine elektrikle alakalı olarak GES tarafımız var. Tabii ki elektrikle alakalı birçok şey var, alan var. Var. Peki bildiğim kadarıyla elektrik enerji yatırımları haricinde inşaat ve mobilya sektöründe de varsınız, evet, değil mi? Yine firmamızın 3EMS'nin, evet, kendi dalları olan 3EGZEN mobilyamız, Erem Solar Enerji firmamız var. Yine firma olarak. Üç farklı sektörde yol alıyoruz. Tabii bu üç farklı sektörün de kendi arasında kendi projeleri var. Elektrik tarafımız elektrik tarafıyla, mobilya tarafımız mobilya tarafıyla, GES tarafımız, yenilenebilir enerji tarafımız da farklı bir alanda hizmet vermekte sektörde. Çok güzel. Peki enerji talebi artıyor. Evet. Siz de Ar-Ge'ye önem veriyorsunuz. Öncelikle 2023'ün artık son çeyreğindeyiz. 2023 sizin için nasıl geçti firmanız açısından? 2024 beklentileriniz nelerdir? Bunları da konuşalım. 2023 bizim için başarılı bir yıl oldu. Evet. Artık yılın son şeylerindeyiz. Hedeflerimiz ulaştık istediğimiz hedefe. 2024 yılı içerisinde
Yeni hedeflerimiz, yeni projelerimiz olacak tabii ki, yatırımlarımız olacak. Çok güzel. Peki özellikle hangi fırsatlar peşindesiniz? 2024 ajandanızda hangi konular ön plana çıkıyor böyle baktığınız zaman? Çünkü fırsatlar çok önemli. Evet. Şimdi 2024 yılı içerisinde bizler güneş enerjisi, yani GES tarafıyla ilgili, evet, yatırımların üzerinde koşacağız firma olarak. Tabii GES tarafımız ilerlerken yine otomasyon tarafında da farklı adımlar atacağız. Firmalara baktığınız zaman elektrik otomasyon olarak beklentileri neler? Bir de güneş enerji sistemindeki beklentileri neler? Hani son zamanda çünkü dediğim gibi Dünya Bankası da bu konuya, evet, $750 milyon bir finansman ayırdı. Özellikle yenilebilir enerjiyi talep eden firmaların kredileri hemen onaylanıyor. Evet. Elektrik otomasyondaki yenilikler, beklentiler, bir de güneş enerji sistemindeki değişim ve dönüşümü anlatabilir misiniz? Şimdi malum ülkemizde enerji maliyetlerinin çok artması. Doğru. Buna sebep güneş enerji sistemlerinin yaygınlaşması gerekiyor. Bugün Almanya'da nereden baksanız bizim %60'ımız kadar olmasa bile orada güneş enerji sistemleri kullanılmakta. Türkiye, evet, bunun belki dörtte birini ancak kullanabiliyor. Burada güneş enerjisiyle ilgili yatırımların arttığını da görüyoruz yani, evet, baktığım zaman. Evet. Peki sizinle yaptığımız sohbetlerde enerji sektöründe hayati öneme sahip olan yenilebilir enerji kaynaklarında Türkiye enerji sektöründe dışa bağımlılığını gündeme getirmiştiniz ve $106 milyar dış ticaret açığının yarıya yakını enerji ithalatından kaynaklanıyor, evet, demiştiniz. Evet. Ve son zamanda da firmalar özellikle hem kendi elektriğini üretiyor, evet, bir de devlete de elektrik satar hale gelmiş. Bunları, evet, nasıl gözlemliyorsunuz? Yani burada baktığımız zaman, yani çünkü çok önemli de bir kaynak aktarılıyor. Benim bildiğim firmalar da var. Yani hem enerjisini üretiyor hem devlete, evet, elektrik satıyor. Bu yaygınlaşıyor anladığım kadarıyla. Evet, yani devlet bununla alakalı bir şey yapmıştı, bir teşvik vermişti. Evet. Kendi ürettiği, yani tükettiği elektrik miktarı kadar da kendisi üretip devlete bunu verebilirdi. Tabii bununla ilgili bir kanun çıktı. Bunun bir nevi önünü şu an devlet kesti tabii ki. Tabii. Sadece tükettiğin kadar üretebilirsin dedi. Doğru. Ama bunun kısa zamanda tekrar açılıp ne kadar üretim yapabilirsek, ülke ekonomisine ne kadar bir şey katabilirsek tabii bizim için daha iyi olur. Dışarıdaki enerji alımlarımızı azaltmış oluruz. Kendi içerimizde bununla dönmüş oluruz. Evet, şimdi ben nota baktım. Geleceğin meslekleri nelerdir? 2023 sonrası hangi meslekler değerli olacak diye. Hı hı. Geleceğin meslekleri nelerdir diye bir baktım. Yapay zeka, veri analisti, siber güvenlik, satış uzmanı ve burada yenilebilir enerji mühendisi. Bunlar geleceğin, evet, meslekleri olarak değerlendiriliyor. Evet. Gerçekten çok ihtiyaç duyulacak yetenekler olarak da bu sektör ele alınıyor. Neler söylemek istersiniz? Yani önümüzdeki yıllarda bu meslekler tabii popüler olacak. Evet. Tabii meslek deyince memleketimizde ve ülkemizde artık eskisi gibi şeyler de yetişmiyor. Kendi dalında mesleğine uygun personel sıkıntımız, tabii, da var yani. Doğru. Yani da bir an önce biz burada ne yapabiliriz? 2000 teknik elemanların yetiştirilmesi gerekiyor. Doğru. Memleketimizin en büyük sıkıntısı o şu an. Bizler bile iş sanayide personel bulamazken bir an önce bunlarla alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. Yatırım yapılması lazım. Gençleri teşvik etmemiz gerekiyor. Doğru. Yani şimdi burada yenilebilir enerji mühendisi çok büyük önem kazanacak deniliyor. Gelişmiş IT programlama becerileri, gelişmiş veri analizi ve matematik, teknoloji tasarımı, mühendislik ve bakım, bilimsel araştırma ve geliştirme, girişimcilik, yaratıcılık, karar verebilmek, karmaşık problemleri çözmek, gelişmiş okuryazarlık, istatistik becerileri, satış pazarlama, yenilebilir enerji mühendisini başa yazmış. Hı hı. Burada gerçekten Türkiye'de ve dünyada en önemli
meslek olarak gözüküyor. Bu meslek şimdi yeni yenilebilir enerji evet. sektörü. Yani yaklaşık yenilebilir enerji, güneş enerji sistemleri yaklaşık 10-15 yıldır var. Ama bu son birkaç yıldır daha da yaygınlaştı. Doğru. Tabii bu güneş enerji sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bölümlerin, yeni branşların da gözde hale gelmeye başladı bu meslekler. Doğru. Peki firmalardan size otomasyon anlamında, enerji anlamında hangi talepler geliyor? Şu an firmalardan bize gelen talepler yani otomasyon evet. alanında firmaların eskiye dayalı altyapılarının tamamıyla teknolojiye ayak uydurması için değişiklikler istiyorlar bizlerden. Biz de bu değişiklikleri kararlaştırıyoruz. Neler yapabileceğimizi, iyileştirmeleri belirliyoruz. Üretimlerinde nelerin daha iyi artabileceğini söylüyoruz onlarla. Çok tabii güzel. Bu karşılıklı şeyleri dile getirdikten sonra tesislerin içerisinde revizyonlar, iyileştirmeler yapıyoruz otomasyon anlamında. Çok güzel. Peki gelişmeye ve yeniliğe açığız dediniz. Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz dediniz. Ve büyüme atağı da devam ediyor. Yani 2 yıl önceye kadar 5 kişiyle kurulan şirket bugün taşeronlarla beraber 43 kişide. Evet. Çok güzel. Hedef olarak Türkiye'nin ve yurt dışında birçok önemli projeye imza attık dediniz. Siz evet. buradan hem Karadeniz'e hem Türkiye'ye hizmet verebiliyorsunuz evet, değil mi? Evet. Evet. Onları biraz anlatın isterseniz. Yani, enerji talebi giderek artıyor çünkü. Evet, enerji talebi giderek artıyor. Evet. Bizim sektöre de talepler artıyor. Yani bir de dünya genelinde enerji üretiminde büyük bir kısmı fosil yakıt olarak elde ediliyor demiştiniz. Hı. Ancak fosil yakıt kaynakları sınırlı olması, çevresel sorunlara da neden olması ülkeleri dışa bağımlı hale getirdi diyorsunuz. Bunu bir anlatabilir misiniz? Yani fosil yakıtın artık bir şeyi geldi artık sonu mu diyelim. Evet. Belli bir zamandan sonra fosil yakıtlar tükenecek. Tabii bunun için ne yaptık? Şu an günümüz teknolojisinde elektrikli araçlara geçildi. Evet, fosil yakıtların yerini almaya başladı. Doğru. Yani bu anlamda da dediğiniz gibi hızla enerji ihtiyacının evet. Karşılanması gerekiyor. Yani ülke olarak şu an biz elektrikli araçların altyapısına hazır bir şeyde değiliz şu an. Doğru. Yani altyapımızın çok sağlam olması lazım. Enerjimizin kendi üretim alanlarımızda olması gerekiyor. Burada bir izleyici sorumuz var. İzleyicimiz der ki enerji yatırımı yapacak firmaların nelere dikkat etmesi gerekir? Bunları söyleyebilir misiniz? Bir de otomasyon yatırımı yapacak firmaların. Yani bunu yeniden baştan yapacak firmalar neye dikkat etmeli? Neler söylemek istersiniz? Otomasyon evet. alanında yatırım yapmak isteyen firmalar ilk önce kendi tesisleri içerisindeki eksiklerinin belirlenmesi gerekiyor. Tamam. Nerelerde sıkıntıların olduğunu belirlemesi gerekiyor. Yani sistemlerin çalışabilmesi, daha verimli olabilmesi için bir şeye karar vermeleri gerekiyor. Biz de o karar neticesinde tesis içerisinde yenilikler, revizyonlara gidiyoruz işte. Evet. Peki bu Türkiye ekonomisindeki dalgalanma, evet. işte yüksek enflasyon, faiz, dolarda oynaklık, döviz sizin sektöre nasıl yansıyor? Tabii bizi de sektör olarak bu kurlardaki artış, işte enflasyon, bunlar bizleri de birçok büyük firmalar olduğu gibi bizleri de yormaya başladı. Tabii burada paraya ulaşmak çok maliyetli artık. Ekonomik olarak bizlere yani devletin işverenlere, işveren tarafına yardım etmesi gerekiyor. Yani bir önünü açması gerekiyor. Yatırım yapması için teşvik verilmesi gerekiyor. Tabii. Finansman kaynakları çok zor şu an. Çok zor. Yani, krediye ulaşmak mümkün değil şu an. Veya maliyeti yüksek. Paranın maliyeti yüksek. Maliyeti yüksek. Peki şimdi önemli bir yatırım var, istihdam var. Siz yeni Ordu OSB'de yeni bir yatırım düşünüyor musunuz baktığınız zaman? Yeni OSB'de tabii biz evet. de bir yatırım yapmak istiyoruz ama oralarda artık altyapının bitmediği, evet. yani uzun zamandır ikinci bir OSB'nin yapılacağı, halen altyapıların bitip tahsis edilmediği,
Bizi geçtik, dışarıdan gelecek yatırımcılara bile herhangi bir alan bile veremiyoruz şu an. Evet. Burada bizlerin değil de siyasetçilerin bir an önce burada bir şeyler yapması gerekiyor. Her sektörde olduğu gibi sizin sektörde de vasıflı eleman sorunu, kalifiye eleman sorunu var mı Emrah Bey? Tabii ki. Evet. Yani bizde de aynı sıkıntıları çekiyoruz. Usta eskisi gibi değil, yani alttan gelen gençler yok, yetiştirilmiyor yani. Yani bunun için ne yapmamız gerekiyor? Meslek okullarına yatırım yapılmalı. Gençleri bir konuda teşvik etmemiz gerekiyor buralara. Yani gelecek onların ellerinde aslında. Kendi mesleklerini kendileri edinmesi gerekiyor ama gençler nasıl bu araya bu meslekleri öğreteceğiz onun düşüncesindeyiz şu an. Bizler çok sıkıntı çekiyoruz bu konuda. Evet, yani burada üniversite konusunda bir şey söylemek ister misiniz? Yeni bölümler açılması noktasında. Yani üniversite ile birlikte sanayinin bir şey çalışması gerekiyor. Evet. Ticaret odası, sanayinin, üniversitenin. Yeni bölümler tabii ki açılmalı. Eksik branşlarda bölümler açılması gerekiyor. Yani Karadeniz'de tarım var, ziraat fakültemiz var ama enerjiyle alakalı bir şeyimiz yok. Mesela mühendislik fakültelerimiz olabilir, makine bölümlerimiz olabilir. İşte buralara da yeni bölümler açarak alttan gelen gençlere şey yapmamız lazım. Fırsat tanımamız gerekiyor. Doğru. Peki tabii uzun zaman oldu. Bizde OSB konusunda ticaret odası önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Hı hı. Orada yatırım için arsa düşünür müsünüz siz de? Ya biz de yatırım için tabii ki arsa düşünüyoruz ama evet. O arsaların bize ne kadar zamanda ulaşabileceği, bir de maliyetlerin... Sağlam bir altyapıyla. Tabii sağlam bir altyapıyla, bir de maliyetlerin yüksek olması arsaların. Bugün hemen yanı başımıza diğer bulanacak OSB'deki fiyatlarla buradaki fiyatların arasında uçurumlar olması. Evet. Yatırımcının da bu tarafa gelmesine şey yapıyor, engel oluyor. Bizler istiyoruz ki bizim bölgemizde de OSB'nin teşviklerle dışarıdan yatırımcıların gelmesini sağlamalı ticaret odamız, işte evet. Sanayimiz. Tabii yani biz şimdi bir taraftan deprem ülkesi, gerçeği olan bir ülkeyiz. Evet. Şimdi Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. 100 yılın depremi oldu, 11 il de 50 binin üzerinde can kaybımız oldu. Evet. Şimdi bilim adamları açıklıyor. İşte İstanbul'da beklenen bir deprem var. Hatta geçen gün Bursa merkezli deprem orayı evet, da sallandı. 5.1 büyüklüğünde. Maalesef. Elinde gecinde olacak ama tabii üzüntülüyüz. Şöyle, Türkiye ekonomisini ayakta tutan İstanbul demek bir ülke demek. Evet. O 11 ildeki nüfusun tamamından daha fazlası İstanbul'da. 20 milyona yakın bir nüfus var. Evet. Şimdi Türkiye ekonomisinin kalbi, yani bütün sanayi kuruluşları ilk 500, ikinci 500. Evet. Yani burada, yani bu sanayi kuruluşlarında Anadolu'ya, yani B planının olması lazım. Şimdi orada 99'dan beri bir bu deprem bekleniyor yani. Ondan sonra ama biz bütün yatırımları halen İstanbul'a yapmaya, Anadolu'ya kaydırmamız gerekirken yapmaya devam ediyoruz. Ama bir diğer taraftan da Anadolu da bu yatırımlara hazır hale gelmiş değil. Neler söylemek istersiniz yani? Yani İstanbul depremi şu an söylendiği... Bir planı yok yani. Yani söylendiği gibi İstanbul depremi hemen hemen yakın eli kulağında gibi gözüküyor. Evet. Tabii 99 yılından beri o alanda bütün sanayileşme o bölgeye birikti. Artık bölgenin Anadolu, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, yani o taraflara da yatırım yapılması gerekiyor. Yani bunun için devletin bir an önce önlem alması gerekiyor. Evet. Yani sanayi bu taraflara getirmemiz gerekiyor. Anadolu'ya kaydırmamız gerekiyor. Biraz orayı boşaltmamız gerekiyor. Boşaltmamız lazım. Biz mesela il olarak bırakın mevcut yatırımcıya yer göstermeyi. Evet. Dışarıdan yatırımcıyı çağıramıyoruz yani. Ondan sonra gelecek kişiye bir şeyler vermemiz lazım. Evet. Yani, teşvik etmemiz lazım. Yani yatırım ortamının sağlanıp yatırıma da uygun arazilerin hazır hale gelmesi lazım. Şimdi Bulancak'ta altyapısı sağlam, havalimanına 15 dakika, yanılmıyorsam metrekaresi 550 TL. Bizim şimdi altyapı 7-8 senedir konuşuyoruz, altyapı hazır değil. Şu anda 1500 veya 1550 TL. Belki üstüdür. Belki de üstüdür yani. İşte bunlarla alakalı...
teşviklerin olması lazım. Yani bir an önce yerlerin tahsis edilmesi lazım. Sanayici fabrika mı yapacak, arsa mı satın alacak? Yani? İşte şimdi arsanın maliyeti ayrı bir dert. Fabrikanın yapılması ayrı bir maliyet. Oraya gidecek ulaşımın, altyapının, her şeyinin hazır olması gerekiyor. Hazır olması lazım. Yani tesis kuracak bir firma her şeyden önce şeye bakıyor, maliyetlerine bakıyor. Şu anki mevcut yerime mi devam etsem, yoksa farklı bir yere mi yatırım yapsam diye düşünür. Evet. Şimdi reklam arasına gitmeden önce, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı, 2. yüzyıl başladı baktığımız zaman, ama bu yüzyılı gelirken geçmiş zamanda çok badireler atladık ülke olarak. Evet, yani Covid-19, kısa bir zaman sonra halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Ardından yüzyılın depremi. Şimdi hepimizin içini üzen bir İsrail terör devleti. Evet. Yani Filistin, orada resmen soykırım yapılıyor. Evet. Ya bütün dünya bunu tiyatro gibi izliyor. Yani 2 milyara yakın bir Müslüman nüfus var, ama onlarda da birlik beraberlik sağlanamadığı için. Evet. Yani şu anda bu terör, İsrail resmen bir terör devleti olarak herkesin gözünde. Böyle bir soykırım içerisinde. Tabii 2024 beklentileri çok önemli. Yani ülke olarak da kısa bir zamanda, yani çok geriye gitmeden önemli badireler atlattık. Şimdi bu ekonomiyle ilgili gerek faizler, gerek döviz, gerekse baktığınız zaman enflasyon, askeri ücrete de konuşacağız. Hani tabii, beklentiler var. Siz de işverensiniz. Evet. Tabii ki biz askeri ücrette adı üzerinde askeri bir para alıyor. Evet. Senede geçen yıl iki kere açıklandı. İki kez zam yapıldı. İnsanlar 2800 lirayken daha mutluydu. Alım gücü vardı. Evet. Şimdi bakıyorsun, enflasyon düşmediği sürece ne kadar zam yaparsanız yapın, insanlar mutsuz olacak. Ne kadar zam yaparsak. Evet. Siz de işverensiniz. Bu askeri ücreti tam olarak ikinci bölümde konuşalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Enerji yatırımlarını konuştuk. İkinci bölümde eklemek istediği gelişmeleri tekrar ederiz, özetini yaparız, ama ikinci bölümde de iş dünyası ve askeri ücretle çalışan vatandaşlarımızın beklentisi var. İki tarafın da mutlu olması lazım. Kısa bir reklam arası. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı devam ediyor. İlk bölümde 3MS Genel Müdürü Sayın Emre Angın'la enerji yatırımlarını konuştuk. Yenilebilir enerji, Dünya Bankası'nın özellikle enerji sektörünü, yenilebilir enerji için 750 milyon dolar bir finansman ayırdığını Türkiye'ye söyledik. Bu çok önemli ve enerji yatırımlarının bütün firmaların hem kendi elektriğini üretmesi hem de devlete elektrik satması ülkemiz adına da çok önemli bir durum. Cari açığın kapatılma noktasında da. Şimdi Emrah Bey, burada bu enerji yatırımlarıyla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sonra diğer sorulara geçeceğim. Yani enerji sektörüyle ilgili herhangi bir şey. Yani herkes kendi elektriğini üretsin diyorsunuz. Yani artık herkes bilinçli bir şekilde kendi elektriğini üretmenin nasıl olduğunu düşünsün. Biliyor yani. Ona göre artık evlerinde bile yenilebilir enerjiyle evinin elektriğini karşılayabilir hale geldiler. Bilinçlendi artık herkes. Evet, insanlar artık kendi elektriğini, kendi sıcak suyunu panellerle beraber üretiyor. Bu da güzel bir şey. Dediğimiz gibi Dünya Bankası da 750 milyon dolar bir finansman ayırdı. Herkes, bütün iş dünyası bundan faydalansın diyorsunuz. Evet. Şimdi ilk bölümde tabii dünyada ve Türkiye'de enflasyon yüksek, ama özellikle bizim ülkemizde enflasyon yüksek olduğu için şimdi her yıl sonu bir kere yapılan askeri ücret iki kere yapıldı geçen yıl. Evet. Şimdi de bir kere yapılması yönünde çalışmalar var, ama enflasyon düşmediği sürece tabii 6 ay sonra bir daha zam yapılmak zorunda kalacak. Evet. Şimdi burada işçi de çok önemli. İnsanımızın yüzü gözün Türkiye'de çok önemli sayıda askeri ücretli var. Şimdi işverenin de yaşaması lazım, askeri ücretinin de yaşaması lazım. Sizin işveren olarak bugün taşeronlarla beraber 43 kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Askeri ücret konusuna bakış açınız nedir? Beklentiniz nedir? Yani askeri ücret tarafında geçen yıla oranla devlet
iki defa zam yapmıştı. Bu yılda bir de orada enflasyon rakamı şu anda kaç devlet? Geçen yıl %60'tı Kasım ayına göre. Bu yılda 61.98 oranında bir şey yani olmuş. Yani şu anda geçen yılda ayı baş başaydı. Yani geçen yıl anladığım kadarıyla ilk %40 gibi bir zam gelmişti. Evet. Yani bu yılda beklenti muhtemelen tek bir kere mahsus yapacağını söylediler. Bu senede en az %50 mi olur? Tabii de refah payı olacak. Refah payı olacak. Evet. Tabii bu vermek önemli değil ama önemli olan burada verirken hem asgari ücretliyi hem işvereni de düşünmek gerekiyor. İki tarafı da yaşatmak devletin lazım. Burada işverene neler verebileceği de önemli. Yani desteklemesi gerekiyor bu konularda da. Tabii asgari ücretin hepimiz isteriz ki asgari ücretin daha iyi geçin şartlarda çarpmasın ama. Şimdi bugün bakıyorsun orada gibi bir yerde bile kiralar 15 milyar, 20 milyar yerine göre. En düşük kiranın 10 bin lira olduğunu görüyoruz. Büyük şehirlerde bu ev 30-40 milyar. Yani oradaki insanların nasıl bir... Yani önceden sadece bir asgari ücretti. Çalışması geçiniyordu. Şimdi iki tanesi çalışsa büyük şehirde yetmiyor yani. Evet. Yani burada beklentiniz ne yöndedir? Yani burada beklenti asgari ücretinin tabii iyi bir 2024 yılı içerisinde iyi bir zam bekleniyor tabii ki. Hükümet bunu tek seferde yapacağını söyledi ama tabii bizlere de işverenlere de ne kadar bir yardımcı olacağı tabii şimdi önemli. Kişi başına böyle hani komik oluyor 100 lira adam başı 100 lira işverene. Yani diğer tarafta halbuki keşke ekonomi o anlamda güçlü olsa da asgari ücret diye verilen paradan vergi alınmasa öyle değil mi? Tabii vergi alınmasa... Evet, direkt o para asgari ücret diye gitse. Evet asgari ücretten vergi alınmasa asgari ücretin geçimi daha iyi olabilir. Tabii. Tabii orada işverene biraz daha yükü hafiflemiş olabilirdi. Direkt o para asgari ücret diye gitse. Evet asgari ücret diye gitmiş olsa. Genel olarak asgari ücretin yıl içerisinde iki defa zamlanması tabii bu bizim ülke olarak ekonominin gidişatın biraz kötü gidişatından kaynaklı. Tabii. Yani bir şeye zam yapılıyor ardından karşılıklı olarak başka şeye de zam yapılıyor. Tabii, yani yaptığımız işlerin ne kadar doğru olup olmadığını anlayamıyoruz. Yani şöyle asgari ücrete yaptığımız zam ertesi gün başka bir şeye yapılıyor. Bu sefer asgari ücretinin alım gücü tekrar düşüyor. Yani bir silsile devamlı peş peşe geliyor yani bu zamlar. Evet. Yani bu bağlamda hem asgari ücretinin hem de işverenlerin düşünülerek 2024'te hem yatırım ikliminin sağlanması hem de istihdamın korunması, işsizliğin azaltılması çok önemli. O yüzden alınan kararların hem çalışanlar bakımından hem işverenler bakımından ortada bir karar olması çok önemli. Tabii burada asgari ücretin zam yaparken devletin istihdam tarafında işverene de maliyetlerin göz önünde alınacak. Çünkü işveren maliyetlerin arttığını görünce belki işçi ayrımına gidebilecek. Yani orada onları da düşünmek gerekiyor. Doğru. Devletin burada işveren tarafına bir destek olması gerekecek yani. Tabii bu çok önemli. Peki ülkemizin toparlanma süreci içerisinde bir zaman çizelgesi öngörüyor musunuz? Yani ekonomik toparlanmanın, hızlandırmanın nasıl bir zamanda olacağını düşünüyorsunuz? Yeni ekonomi yönetiminin şu ana kadar yaptığı, biliyorsunuz ÖTV'den üçüncü vergi matrağı oluştu. Dağılmayacağını söylediler. Bunun bir kereye mahsus olduğu söylendi. Yani kaynak yaratılmasından. Şu ana kadar izlenen yol haritasını ve ekonomistlere göre 2024 toparlanma, 2025 yılı da kararlar iyi bir şekilde uygulandığı zaman verimli olacak. Yani her şey 2025'e bırakılmış gibi ama tabii burada önümüzdeki yerel seçimden sonra esas uygulamaların söyleneceği. Çünkü önümüzde de bir yerel seçim var. Evet. Beklentileriniz, şu ana kadar gördükleriniz, bundan sonra beklentileriniz bir iş insanı olarak nelerdir? Yani şimdi ülke olarak bu kötü bir gidişatımız var. 2024 yılı ve 2025 yılında da bu sürecek gibi gözüküyor. Şu anki Merkez Bankası'nın yapmış olduğu tutum, yani faizlerle ilgili kemer sıkma politikası. Evet, beklentiler beklendiği gibi faiz yani artırımları devam ediyor. Yani şu an bu şekilde devam edilirse en geç 2025 yılında ortalarına doğru bu kemer sıkma politikası biter gibi gözüküyor. Ama tabii bunların yapılabilmesi için de
Tabii dediğimiz gibi yatırımcının olması lazım, ihracat evet. yapmamız lazım ekonominin tabii. düzelmesi için. Yani başka türlü bu ekonomi nasıl şey yapabiliriz, ayakta tutabileceğiz? Tabii. Şimdi sizin hem enerji sektörü, inşaat sektörü, mobilya sektöründe yatırımlarınız var. Bu dönemde iç piyasadan çok özellikle ihracat yapanların daha böyle evet. iç piyasaya göre rahat olduğunu, o daralmadan tabii, fazla döviz girdisinin olduğu evet, etkilenmediğini görüyoruz. Sizin de bir ihracat planınız olacak mı? 2024 yılı içerisinde bizlerin de mobilya tarafımızda ve elektrik tarafında ihracatlarımız olacak inşallah. Onlar için bir planlarımız var. Yani siz nasıl yapıyorsunuz hem inşaat hem enerji hem de mobilya sektöründe bu maliyetlerle ilgili? Çünkü şu anda zaman zaman bakıyoruz, işte esnafla görüşüyoruz, sattığım malı yerine koyamıyorum diyor. Evet. Galerici aynı şekilde sattığım arabayı yerine koyamıyorum diyor. Evet. Veya iki yıla kadar insanlar rahat rahat daire alabiliyordu, araba evet. alabiliyordu ama evet. şu anda satan yerine koyamadığı bir dönemden geçiyoruz. Ya, sizde nasıl sektörler oluyor? Ya şöyle olarak? İşte bu az önce bahsettiğimiz evet. gibi ekonominin kötü gidişatı yani paranın değersizleşmesinden kaynaklı. Yani bugün aldığımızın yarın aynısını yerine koyamayacağımız aşikar gözüküyor yani. Evet. Bizler tabii ki üretim tesislerine hizmet ettiğimiz için biraz bizde bir kısım dövizle iş yaptığımız için doğru. Bizde pek siz şey yansıtıyorsunuz tabii. Tabii yansıtıyoruz. Yansıtmak zorundasınız zaten evet. yani. Şimdi izleyicimiz şunu söylüyor maliyetlerle ilgili. 2 sene önce 100 TL ile Gürcistan'da akşama kadar taksiyle geziyordum. Evet. Şu anda Gürcistan parası bizim paramızdan daha değerli hale geldi. Onlar bunu zaten Rize'de eskiden çayı toplamaya işçiler bulunuyordu. Şu anda Gürcistan'dan aynı işçileri getiremiyoruz. Çünkü TL değer kaybetti diyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu evet. TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi bizim dışarıdan gelen işçi olarak gelen kişilerin bile artık çok ucuza burada hayat sürdürebileceğini gösteriyor. Kendi para birimlerinin daha değerli olduğunu gösteriyor yani. Tabii şu anda yurt dışında tatil ülke içine göre daha %50 daha uygun. Evet. Gidenler anlatıyor zaten. Evet. Yani Türkiye'de bir Avrupa turu evet. sizin bir hafta otele ödediğiniz paradan daha uygun şekilde evet. hatta 4-5 ülkeyi gezerek geliyorlar. Evet. Yani baktığımız zaman yani bunu turizmdeki rakamlara baktığınız zaman da rekor bir seviyeye geldi. Türkiye evet. gerçekten buradan bu yıl öyle. Evet. Döviz girdisi iyi para sağlıyoruz ama oradaki emekli geliyor, dünyayı İstediği geziyor, gibi. Türkiye'yi geziyor ama bizim emeklimiz aynı şartlara mevcut değil yani. O evet. yüzden inşallah yakın bir zamanda emeklilerimizin de yüzü güler. Gidecek, evet. Onlar da o 5 bin lirayı bekliyorlar. evet, yani çoktandır. Çalışanlara da verilecek bu arada. Hani sonu ilk başta tadı yoktu ama şu anda sonu iyi geldi. Evet. Tabii o emekler o 5 bin lirayı şimdi daha önceden yediler o aslında. O parası bitti yani. Evet, o eredi bitti şu yani. An o parayı alsa evet. bile dediğimiz gibi paramızın değeri çok çabuk gidiyor. Yerine koyamıyoruz. Yerine koyamıyoruz. Şey anlamda da iyi oldu. Şöyle düzeltmeler iyi oldu. Çünkü herkes Ziraat Odası'nda destekleme ödemeleri alıyor diye o parayı alamaz duruma gelmişti çiftçiler. Bugün ülkemizde çiftçilik yapıp da çiftçi kayıt sistemine kayıt olmayan yok zaten. Evet yani o yüzden insanlar baktık biz oradan kendini sildiriyorlar. Evet. O yüzden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı açıklama yaptı. Bu hatadan dönüldü. Bu bağlamda da iyi oldu yani. Evet. Emeklerimizin de yüzünü gülmesini istiyoruz. İnşallah askeri ücretimizin de aynı işverenimizin de yüzü güler. İnşallah ülkemiz ekonomisi daha iyi olur. Peki orada ekonomisini bu son bölümde konuşalım. Karma bir ekonomiye sahibiz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Yani orduya bakınca mevcut durumu nasıl görüyorsunuz? Yani üniversite, havalimanı, evet. işte Karadeniz Akdeniz yolu, tüneller. Hani yakın geçmişe kadar bunlar yoktu ama şimdi büyükşehir de ilan edildik. Evet. Havalimanı olan, üniversitesi olan büyük projelere imza atmış bir şehir görünümündeyiz. Ama dediğim gibi en güzelini her zaman istemeye devam edeceğiz. Karma bir ekonomi. Evet, sanayinin tabii sanayi tarafımız pek olmasa da turizm odaklı ağırlıklı bir kent turizm. Haline gelmeye başladık. Doğru. Tabii bu arazilerin engebeli sanayinin kullanmayacağı noktalardan kaynaklı.
ister istemez buradaki vatandaş turizme evet. ayak sürmeye başladı. Tabii turizmle ilgili de ordumuz iyi bir adım attı. Hemen hemen yaylamızda, Çamaşır yaylamızda kayak merkezimiz var. Kayak merkezi, ilçedeki turizmde. Evet, Boztepe'mizde evet. teleferimiz evet. var. İşte sanayinin olmayışı, yani bu tarafta sanayinin olmamışı, turizm tarafına biraz bizi kaydırdı. Peki, şimdi siz genç yaşta çok önemli yatırımlara imza attınız. Bu son bölümde de kapanışa geçmeden önce gençlere, gençler bizim geleceğimiz. Evet. Gençlere neler söylemek istersiniz? Ben onlara baktığım zaman, çünkü siz de bir emekçisiniz. Evet, emekçi olmak çok önemli. Çünkü çıraklığını yapmadığın için ustalığını yapamazsın. Bu çok doğru bir söz. Gençlerimizde bir sabırsızlık görüyorum. Bir istikrarsızlıklar var. İstisnalar kaydı bozmaz. Gençlere tavsiyeniz nedir bu son bölümde? Buyurun. Gençlerimiz şu an bizler de firma olarak kendi bünyemizde evet. stajyer, işte liselerden, üniversitelerden tekniker, mühendis arkadaşlar geliyor. Biz onlarla ara ara sohbetler ediyoruz, konuşuyoruz. İşte diyoruz ki arkadaşlar siz bu meslekle ilgili şu an bulunduğunuz mesleği ileride ilk süreçlerde icra edecek misiniz? Onlara soruyoruz. Onlar işte bizim köyümüz var, işte bizim bağımız bahçemiz var diyen var. Kimisi ben yurt dışına gideceğim diyor. Yani belki bu mesleği yapmak istemiyor ama bizim onlara önerimiz eğer ki bu yerlere kadar gelip okumuşsan, bu mesleğin halen eğitimini alıyorsan bu mesleğini bırakma. Çünkü şu anki aldıkları eğitimler, şeyler çok önemli. Yani ilerleyen süreçlerde bunlardan ekmek yiyecek bu çocuklar. Yani gençleri biz her seferinde diyoruz ki mesleğiniz neyse onu yapın, farklı bir dala gitmeyin. Ben kendim örnek verecek olsam ben de meslek lisesi öğrencisiydim. Zamanında bizimkiler beni ailem meslek lisesine vermişti. Ben istememiştim ama iyi ki de vermişler evet. ben diyorum. Bugün buralara gelmemin en büyük sebebi meslek lisesinin sebebidir. Çünkü mesleği olmayan bir insan hiçbir şey yapamıyor. Yani doğru. bugün gittiğinizde ben elektrikçiyim deseniz veya ben makineciyim deseniz, sanatkarım deseniz evet. sizi herkes kapıdan evet. içeri alır. Ben her işi yaparım diyeni kimse işe almaz. Evet, evet. yani. Gençlerimizin azmetmesi lazım. Onlara yön vermemiz lazım. İşte sanayinin ve okulun, üniversitenin işbirliği yapıp bir proje gerçekleştirmesi gerekiyor burada. Gençleri nasıl biz sanayiye çekebiliriz, onlara nasıl meslek öğretebiliriz? Bunlarla alakalı bir program yapılması gerekiyor. Yani biz elimizden geldiği kadar bu konulara hassas bir şekilde yaklaşımlarımız oluyor. Yani tavsiyemiz elindeki şeylerin değerlerini bilsin gençler. Sabırlı olsun. Sabırlı olması, evet. azmetmesi gerekiyor. Yani şu anki genç nesil, Z kuşağı nesil evet. Farklı bir şeyde anlayış tarzında üretmeden bir şekilde oturdukları yerden bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Ama bir şeyinin elde edebilmek için çalışmaları gerekiyor. Bilmeleri gerekiyor. Lazım. Bir süreç, bir hikayenin oluşması lazım. Tabii ki. Peki Emrah Bey, şimdi yurt dışında baktığımız zaman biz ülkemizde mesela çocuk diyelim hangi bölümü de iyiyse Avrupa'da o bölümü üzerine yatırım yaparlar. Evet. Bizim Türkiye'de de çocuk hangi bölümde zayıfsa oradan ek ders aldırırlar. Yani aslında iyi olduğu noktanın üzerine gitmek lazım evet. değil mi? Evet, yani orada ağaç yaşken eğilir. Evet. Biz de ne yapıyoruz? Ağaç yaş ama biraz da şu tarafına eğim evet. verelim diye çocuğu farklı yerlere sürüyorlar. İşte burada gençler işte farklı yöne sürüldükleri için belki o halihazırda bilmiş olduğu şeyi de kaybediyor yani. Evet. Avrupa'da bu şekilde yapıyoruz. Hangi dalda iyiyse o dalda. İyisen orada yürü diyorlar. Yani evet. şimdi sizinle yaptığımız sohbetlerde meslek okullarına ağırlık vermek gerektiğini söylediniz. Evet, evet. İsterseniz o kısımda kapatalım. Meslek okulları önemli dediniz. Evet, meslek okulları çok önemli. Evet. Yani bugün Almanya birçok ülkeden teknik eleman çağırmaya başladı. Tabii, İhtiyaçlar var. Evet. Orası da bize önceden vize vesaire uygulaması yaparken şu an belki evet, direkt alımlar yapmaya başladı. Hatta yeter ki vize alan insanlara bile iş teklif ediyor. Evet evet. Yani evet. direkt mesleği olan herkesi almaya başladılar. Doğru. Yani
meslek okulları çok önemli. Çok önemli. Yani bizim orada ticaret odasıyla birlikte meslek liselerinin işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Evet. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Enerji yatırımları, inşaat sektörü, mobilya sektörü, ülke ekonomisi ve bölge ekonomisi derken gençlerin de sabırlı olmasını, azmetmesini gerektiğini söyledik. Evet. Emekçi, iş insanı, başarılı insan Sayın Emre Angın'la güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız. Ben çok teşekkür ederim Murat Bey, çok sağ olun bizleri ağırladığınız için. Evet, her zaman işinizde, gücünüzde başarılar diliyoruz. Sağ olasınız. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sundu.